Merhaba, kimya bilimi ünitesinin sonuna geldik. Bu e, kısımda ÖSYM'de çıkmış olan, bu üniteyle ilgili çıkmış olan bazı soruları inceliyor olacağız. Dilersen sorulara bir bakalım. Şimdi birinci soruda 2019 AYT kısmında gelmiş yalnız. AYT olmasına dikkat et, TYT'de gelmemiş. Element adı ve element sembolü eşleştirmelerden hangisi doğrudur denilmiş. Magnezyum elementinin sembolü Mg idi hatırlarsan. Dolayısıyla Mn doğru değil. Civa Hg idi. C ile başladığı için C ifadesi kullanılmış çeldirici olarak. Bu karbonun simgesiydi hatırlarsan. Potasyumun simgesi K Dolayısıyla bu ifade doğru olmuş. Bakır kupurdan geliyordu. C uydu simgesi. B A -Baryum'du. Çinko, Zn'de zinkten geliyordu, Pb ise kurşundu e, hatırlarsan. O halde doğru cevabımız ne olacak? C seçeneği olacak. İkinci sorumuz 2017 yılında YGS'de yani ilk basamakta gelmiş elementler ait sembol ve alt eşleştirmeleri. E, krom, Cr ifadesi doğru, Mangan, Mn doğru, Cu bakırdı doğru, Sn kalaydı doğru, Au altın olması gerekir. Gümüş denilmiş, gümüşün simgesi Ag. Bunlar birbirine yakın olduğu için karıştırılabiliyor ama doğru cevabımız E seçeneği oluyor. Üçüncü soru gayet basit bir soru. 2017 yılında yine YGS'de çıkmış bir soru. Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevreye zarar etkilerine dikkat çekmek için güvenlik amacıyla temel uyarı işaretleri kullanılır. Buna göre işaret verilmiş. Bu işaret ile gösterilen uyarı işaretinin anlamı soruluyor. Radyoaktif madde anlamına geliyordu bildiğin gibi. O halde doğru cevabımız C seçeneği olur. 2016 LYS sorusu. Dikkat et ikinci basamakta sorulmuş bir soru bu. Dolayısıyla TYT kısmında şu sistematik isimler kaldırıldı. Bunu şimdiden anımsatayım. Çünkü burada bir bileşiğin yaygın ve sistematik adının doğru yanlış olanını soruyor bize. Sistematik ad TYT kısmına geçti. Dolayısıyla TYT kısmına biz sana bunları vermedik. Sen yaygın adları biliyor olacaksın sadece. Şimdi A şıkkında NaOH verilmiş bu sodyum hidroksit olacak sistematik adı. Yaygın adı ise sut kostik Hepsi yerli yerinde. CaCO3 kireç taşı olarak bilinir ama sistematik adı kalsiyum karbonattır. İfade doğru. KNO3 güherçili olarak bilinir ki sistematik adı potasyum nitrattır. Bu da doğru. CaO sönmemiş kireç olacak. Sönmüş kireç ifadesi hatalı. Aynı zamanda bunun adı kalsiyum oksit olacak. Kalsiyum hidroksit değil. Yani her ikisi de hatalı olmuş. NaCl sofra tuzu olarak bilinir ama sistematik adı sodyum klorürdür. İfade doğru. O halde doğru cevabımız denizli olur. Aşağıdaki tabloda XYZ maddelerinin sabit basınçta bazı özellikleri verilmiştir. Tablodaki bilgilere göre hangileri doğrudur denilmiş. 2002 ÖSS zamanında çıkan bir soru. Erime süresince sıcaklık X'te değişirken Y ve Z'de değişmiyorsa biz Y ve Z için saf maddelerdir diyebiliriz. X için ise buradan karışım sonucunu çıkartırız. Dolayısıyla birinci öncül direkt olarak elenir. Çünkü X bileşik değildir. Karışımdır. Farklı cinste atom içermeye baktığımızda şimdi X'e hiç bakmaya gerek yok. Kafamızı karıştırmasın. Farklı cinste atom içerme. Farklı cinste atom varsa Y bir bileşik olmasını bekleriz. Farklı cinste atom varsa çünkü saf madde olacak. Z içermiyorsa Z'nin element olduğu noktasına ulaşabiliriz. Farklı cinsle molekül içermeye baktığımızda ise Y farklı cinsle molekül içermiyor. E zaten bu bileşiğin de şeyi yani aynı cins moleküllerden oluşacak. Z de içermiyor. Zaten Z bir elementti. Elementlerde zaten farklı cinse molekül olmaz. Aynı cins atomlardan oluşur. Dolayısıyla Y elementtir ifadesi hatalı. Y bileşik olacak. Z ise bir element olacak ya da diğer adıyla saf madde, arı madde de diyebiliriz. O halde doğru cevabımız C seçeneği olur. CO verilmiş sembol olarak bir de formül olarak CO verilmiş. Dikkat edersen ikincisi küçük harf. Burada ikincisi büyük harfle gösterilmiş. hangisi doğrudur? Şimdi birincisi kobalt. Yani şöyle ifade edecek olursak birincisi kobalt. Diğeri ise karbon de hatırlarsan. Bu bir bileşikti karbon monoksit. Her ikisi de bileşiktir ifadesi hatalı. Her ikisi de element ifadesi hatalı. E, kobalt bir element, karbonmonoksit bileşiktir denilmiş. İfade doğru. Kobalt bir bileşiktir ifadesi hatalı. E, C Kobalt ve karbonmonoksit birbirinin izotopudur denilmiş. Bu da çok alakasız olmuş. E, doğru cevabımız C seçeneği oluyor. Bir madde aşağıdaki özelliklerden hangisine sahipse arı madde değildir denilmiş. E, bakalım belirli bir molekül formülüne sahip olma bu bileşiğin özelliği ki bileşikler saf maddelerdir. Tek cins atomdan oluşması bir elemente ait bir özelliktir ki elementler saf maddelerdir. Aynı cins atomlardan oluşan tek cins moleküllerden meydana gelmesi moleküler elementten bahsediyor. İşte Cl2, H2 gibi. Dolayısıyla bunlar da saf maddelerdir. Farklı cins atomlardan oluşan tek cins moleküllerden meydana gelmesi ki bileşiğin tanımı bu. İşte su gibi, metan gibi farklı cins atomlardan ama tek cins moleküllerden meydana gelen maddeler bunlar da saftır. Farklı cins moleküllerden moleküller özelliklerini kaybetmeden aralarında belli bir oran olmadan oluşması karışımın özelliğidir. Çünkü karışımda mesela biz tuzla suyu karıştıracak olursak tuz ve su özelliğini kaybetmeden rastgele oranlarda bir araya gelebilirler. Dolayısıyla bu bir karışım örneğidir. Saf madde örneği değildir. Dolayısıyla bu ifade hatalı olmuş. Doğru cevabımız E seçeneği olur. ÖSYM'den seçme sorularda bu şekildeydi. Kimya bilimi ünitesini işlerken elementlerin sembollerine, elementlerin isimlerine, bileşiklerin formüllerine, yaygın adlarına, güvenlik işaretlerine, element ve bileşik kavramlarının özelliklerini birbirlerinden farklarına dikkat etmen noktasına seni uyarmıştım. Bu noktalarda eksikliğin hala hazırda varsa bunları hızlıca gidermen gerekiyor. Eğer eksikliğin yoksa zaten ÖSYM'nin sana soracağı tarzda sorulara cevap verebileceğine inancım tam. Kimya bilimi ünitesinin sonuna geldik. Diğer ünitelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakal.